Herkese merhabalar. Ben Halil İbrahim Sayar. MyTohum Ege Bölgesi, Aydın ve Muğla bölgelerinde satış ve teknik destek mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün Aydın ilinin Çine ilçesinin Karakollar Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Tahir Doygun abim var. 72 May 80 arazimizdeyiz. 15 Nisan ekimli bir arazi. Tahir abicim, öncelikle kısaca bizlere kendini tanıtıp daha sonra arazimizde yaptığımız işçiliklerden bahseder misin acaba? İsmim Tahir Doygun. Çine ilçesi Karakollar Mahallesi'nde çiftçilik yapmaktayız. Bunun yanında hayvancılıkla da uğraşmaktayız. Aşağı yukarı 750-800 dönüm civarında bir çiftçilik yapıyorum. Bunun yanı sıra 500-550 baş civarında büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Mayın 72 May 80 çeşidini daha önceki yıllarda da ektim ve memnunum. Aşağı yukarı 5 yıldan beri bu çeşidi ekiyorum. Hayvanlardaki süt oranını gördüğümüz için, yani artışını gördüğümüz için ve tanelik bir çeşit olduğundan dolayı, sılaj olayında tane sayısının da fazla olmasından dolayı bu çeşidi tercih ediyoruz ve çok memnunuz. Evet abi, çeşidimiz 72 May 80. Biz piyasada hem daneye hem de silaja satmış olduğumuz bir çeşit. Tabi danelik çeşit olduğunda algı olarak selüloz oranı yüksek gibi düşünülebiliyor. Fakat çeşidimizin hem protein hem de nişasta değerleri çok evet. Yüksek. Kendin de değindin zaten. Ektin, memnunsun ve devam ediyorsun. Aynen öyle. Şöyle yakından da bitkimize bakacak olursak güçlü bir gövdesi var. Gördüğünüz gibi. Şu anda hemen hemen püskül çıkarma evresinde. Ne kadar kaldığına da şöyle bir bakacak olursak. Şöyle 1-2, yani bir yaprak ortalama 2-2,5 güne tekabül eder dersek, yani 4-5 gün sonra mısırımız püskülü tamamen çıkarmaya başlayacak ve tozlamaya başlayacak. Tabi bizler için bu dönemde önemli olan mısırın altının ıslak olması. Biz de evet. Sulama programımızı ona göre planladık. Şu anda mısırımızın zaten altı ıslak. Bu şekilde de takibine devam edeceğiz. Abicim, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey şu anda 72 May çeşidinden çok memnunum. Ve herkese tavsiye ederim. 5 yıldan beri bu çeşidi ekiyorum. Ve farklılıklarını da, bana getirdiği artılarını da görüyorum. Ben de özellikle bu pandemi sürecinde üretime devam eden hem sana hem de değerli üreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimiz için bereketli bir sezon diliyorum.